Tüp bebek tedavisinin bize sağladığı en önemli avantajlardan biri de elde edilen fazla embriyoların dondurulabilmesidir. Özellikle biz günümüzde ülkemizde 35 yaşından daha küçük hanımlara tek embriyo verilme zorunluluğu olması nedeniyle ve 35 yaşın üzerindeki hanımlara da iki embriyodan fazla embriyo veremediğimiz için fazla oluşan embriyoları günümüzde donduruyoruz. Ülkemizdeki yasa ve yönetmelikler embriyo dondurulmasına izin vermektedirler. Embriyo dondurulması e, günümüzde bazı tüp bebek hastaları için gerçekten büyük bir şanstır. Daha doğrusu gebelik şanslarını önemli ölçüde arttırmaktadır. Burada özellikle tüp bebek tedavisi esnasında 15 günlük bir sürede e, çeşitli işlemlerden geçen özellikle yumurta büyütme, yumurta toplanması, embriyoların oluşturulması gibi işlemlerden geçen hastalarımız artık bu işlem esnasında hiçbir hemen hemen işlemden geçmemektedirler. Genellikle çok fazla ilaç kullanmamaktadırlar. Ağırlıklı olarak sadece tablet kullanarak, yani hap kullanarak bu embriyoların yerleştirileceği rahim duvarının hazırlanması bu işlem için yeterlidir. Dolayısıyla bütün bunların sonunda kolay bir şekilde, zahmetsiz bir şekilde bu embriyolar anne rahimine transfer edilerek hastaya yeni bir şans verilmektedir. Günümüzde özellikle yumurta sayısı bol olan hanımlarda, polikistik overlik kadınlarda bu yöntemi sıklıkla kullanıyoruz ve bir sefer yapılan tüp bebek işleminden sonra elde edilen embriyolar. Günümüzde vitrifikasyon dediğimiz yani ani şoklama dediğimiz bir yöntemle donduruluyor ve bu dondurulan embriyolar daha sonraki uygulamalarda rahatlıkla kullanılabiliyorlar.